Siena Duomo, Siena Katedrali normalde hem İtalya'da hem tüm Katolik Avrupa'da gördüğümüzden farklı. Bayağı bir müze, biletli müze, bir şehrin geliri haline gelmiş anladığım kadarıyla. Çünkü bilet için aynı sıraya giriyorsunuz. Genelde ana kiliselerde, katedrallerde Prag'da vardı galiba. Prag'da vardı. Bir de bir yerde daha hatırlıyorum, böyle çok fazla gişeyle giriş. Girişte bir gişe var, numaratör. Oradan giriyorsunuz ve katedralin içinde gezebiliyorsunuz. Oldukça kalabalık, oldukça ilgi gören bir yapı tabii ki. Toskana'nın en önemli dini yapısı diyebiliriz aslında. Duomo meydanında görkemli bir şekilde yükselen Siena Katedrali, diğer adıyla Santa Maria Assunta, İtalya'nın en ünlü romanesk ve gotik katedrallerinden biridir. Bulgulara göre mevcut katedral, 9. yüzyılda Minerva kültürüne hizmet eden bir tapınağın bulunduğu yere inşa edilen Meryem Ana'ya adanmış bir kilisenin yerini almıştır. Bina, Pisano, Donatello ve Michelangelo'nun hazine niteliğindeki eserlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, geneli siyah mermere kazınmış olan göz kamaştırıcı yer fresklerini barındırır. Dış cephesi neredeyse Floransa Duomo'su kadar etkileyici olmasına rağmen Siena Katedrali asıl ününü bu eşsiz zemin fresklerinden almaktadır. 1215-1263 yılları arasında yapımı tamamlanan katedralde 56 adet katmalı mermer panel bulunur ki bunlar 1369 ile 1547 yılları arasında binaya sonradan yapılan Pinturicchio olarak bilinen Bernardino di Benetto önderliğindeki 40 Siyenalı sanatçının eserleridir. Girişte alacağınız anlatım cihazlarından yerdeki fresklerin hikayelerini dinleyebilirsiniz. 16 euro ücrete dahildir. Önemli bir bilgi, Siena Katedrali'nin bilet satışlarında adını Museo dell'Opera della Duomo olarak görürsünüz ki bu, katedralin içindeki sanat eserlerinin de dahil olduğu, bitişik müzeleri de kapsayan ortak bir sanat alanının tabiridir. Biletleri sadece katedralin gişesinden alınız. Online alınca karşılığı çıkmayabiliyor. Bir arkadaşımın kuzeninin başına öyle bir olay gelmiş, kazıklanmış. Haberiniz olsun. Gelelim katedralin içindeki muhteşem kütüphaneye. Piccolomini Kütüphanesi, Pinturicchio ve atölyesi tarafından 1503 ile 1508 yılları arasında boyanmıştır. Dev salon, Papa II. Pius'un hayatından sahneleri tasvir eden grotesk bir tarzda dekore edilmiş göz kamaştırıcı freskler döngüsü sayesinde sanat tarihi açısından büyük öneme sahip bir başyapıt olmuştur. Kütüphane duvarlarının etrafındaki vitrinler, yalnızca Siyenalı sanatçıların değil, Siyenalı'da çalışmak üzere çağrılan ünlü illüstratörler Liberale de Verona ve Cirolo de Cremona tarafından işlenen çok zarif 15. ve 16. yüzyıl resimli tarih eserlerini içermektedir.